Arkadaşlar, herkese mutlu pazarlar. Bu hafta sonunda her zaman yaptığımız gibi kuşlarımızla ilgileniyoruz. Ve tabii buranın camlarını açıyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, ben size sürmeli göstermek istiyorum aslında. Ama sürmeli, paçalı döneyim, maskeli de oldu. Bir de maskeli oldu arkadaşlar. Bir görseniz çok tatlı, çok şirin bir şey. Hemen onu göstereceğim size. Çok merak ediyorum ben de. Şöyle yaklaştırayım. Evet arkadaşlar, şunun tatlılığına bakın. Merhaba, nasılsın? Bu kimmiş? Arkadaşlar, bir pazar günü de böyle. Cumartesi de öyle geçiyor, pazar da böyle geçiyor. Şöyle göstereyim size. Nasıl, tatlı değil mi? Ne yapıyorsun? Pişt. Ne yapıyorsun? Ama çekebiliyorum değil mi seni ben? Çok güzel arkadaşlar. Sürmeli. Sürmeli. Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şirin değil mi? Çok tatlı bir paçalı dönek. Sürmeli. Aynı zamanda maskeli olmuş. Evet arkadaşlar, ben hemen süpürgemi alayım. Küreğimi getireyim. Şeyleri açtık, pencereleri açtık, havalansın içerisi diye. Hemen oraları bir güzel süpürelim, temizleyelim hep birlikte. Ondan sonra o yemler araya gitmeyecek tabii ki de. O yemler nereye gidecek? Dışarıda doğada yaşayan hayvanlara, kuşlara gidecek. Yabani kuşlar, kumrular falan yiyor arkadaşlar. Onları şimdi toplayalım, bir poşete koyalım ve işlerimizi yapalım. Maskemi taktım. Hemen oraya geçeceğim. Direkt bu çubuğun içine koyacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çocuklar, ne yapıyorsunuz? Hemen bu ortayı süpüreceğim. Pratik hemen öğrendim. Hemen onları takıyorum.
maske gerçekten çok oldu beni. Gel. Şöyle koyalım. Yenlerini de koyalım. Hep de buraya dökmüşler. Gelin bakalım. Şöyle. Tertemiz oldu ortası arkadaşlar. Evet. Hadi gelin bakalım. Gelin güzelim. Tamam. Sabahları böyle birer ölçek. Sabah akşam veriyorum ya. Gün ortası hiç vermiyorum. Sabah akşam veriyorum artık. Oradaki yemlerin birikimi dediğim gibi o ortadan birikimi bir aylık bir yem birikimi. Ben ellemiyordum çok fazla. Arada bir tabii temizliyordum hani ama hepsini komple temizlemiyordum. Öyle işte arkadaşlar. Şurayı da alayım tozunu hazır almışken. Köşede bir yem de döktüler. Buraya yem koymuyorum. Bu kenarları boş. Çok yem atmıyorum. Buraya dolanıyorlar sadece. Orta tam onlara göre. Böylelikle buralar da bitmiş oldu. Eskiden çok ara verirdim ya. 2 ay, 3 ay temizlemezdim kümesleri. Evet gördüğünüz gibi sabah yemlerini de vermiş oldum. Ve çıkan çuvala bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şimdi onu şey yapacağım. Yabaniler için. Her gün biraz biraz yabanilere dökerim yerler aşağıda. Bir eski yer var. Oraya döküyorum toprağı. Döküyoruz birlikte. Orada yiyorlar arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi kuşlarımız yem yemeye başladı. Yemlerini koydum. Ve aralarında kırmızı sayalarımız var. Kırmızı sayalarımız arkadaşlar. Kırmızı sayalarımızın kümesi. Akıtmaya başladı. Zaman akıtıyor. O yüzden oraya onarana kadar buraya misafir ettik. Paçalı döneklerin içine. Ve bir de şöyle söyleyeyim. Beni izlemeye devam edin. Burayı temizlerken paspas yapacağım. Bir sürü şeyler yapacağım. Ve edit yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Edit yapmayacağım için de bakalım ne kadar sürecek, kaç saat sürecek onu görmüş olacağız. Siz de merak ediyorsunuzdur herhalde. Acaba bu kız kaç saatte bu kümesi temizleyecek diye. Çünkü paspas da yapacağım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Beyaz sirke kullandığımdan beri de hiç de böcek yok. Bakın şöyle söyleyeyim. Ben de hep sürekli yemleri temizlerdim. Eskiden şey yapardım. Kırmızı siyah böcekler çok olurdu. Hiç böcek kalmadı. Çok mutlu oldum. Hiç yok yani. Ben bir tane daha görmedim. Tabii sinekler gelir gider şöyle böyle ama sinek de görmedim. Tertemiz yani. Onu söyleyeyim. Tertemiz olup temizimiz. Beni kulaklarınız açın öyle dinleyin arkadaşlar mutlaka. Çünkü çok güzel. Sizlere tavsiyeler veriyorum. Dinleyin yani. Bunları da uygulayın. Gerçekten ben böcek almadığı için çok mutlu oldum. 20 kere de söyleyebilirim. Gerçekten çok mutlu oldum. Beyaz sirke gerçekten de işe yaradı. Hep aynı şeyleri, kelimeleri konuyorum biliyorum ama. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bir de bilimli kalın olur mu sizleri buradan? Kocaman öpüyorum.